Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Sonlu, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle nasıl kullanılır serisinin ikinci videosunu çekiyoruz. Bu bölümde arkadaşlar sizlere Adobe Photoshop Lightroom programını tanıtacağım ama bunun mobil versiyonunu. Şimdi programı bilmeyenler için bu Lightroom'u tanıtayım. Adobe Lightroom sizin fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz, renk oynamaları yapabileceğiniz bir uygulamadır. Yani fotoğrafın kontrastını, rengini değiştirebileceğiniz, parlaklığını, yani fotoğrafla ilgili bütün ayarlamaları, her türlü ayarlamalar yapabileceğiniz bir uygulamadır. Photoshop'la karıştırmayın bu programı. Photoshop'ta çünkü renk değiştirmekten, fotoğrafı düzenlemekten daha fazlasını yapıyoruz. Adı üstüne yani Photoshop yapıyoruz. Yani birinin kafasını kesip başkasına yapıştırabiliyoruz. Ama bu böyle bir şey değil. Bu Lightroom profesyonel fotoğrafçılar için bir uygulama. Ve ben bugün sizlere telefon için olanını tanıtacağım. Şimdi programın böyle bir girişi var. Uygulamayı açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Şuradan tüm fotoğraflara, kişilere ve silinmiş dosyalara ulaşabilirsiniz bu ilk 3 kısımdan. Aşağıda ise albümler var. Burada albümler oluşturabilirsiniz. Mesela ben bir pet shop dükkanın fotoğraflarını çekmiştim ve onunla ilgili bir albüm oluşturdum. Aynı zamanda bir barda konsept fotoğrafları. Yani böyle albümler de oluşturabilirsiniz fotoğraflarınız için. Şuradan sol üstteki 3 çizgiye tıklayıp oturum da açabilirsiniz. Ama ben açmadım. Bu uygulama bu arada ücretsizdir arkadaşlar ama ücretli özellikleri de var. Ama ücretsiz olarak da bayağı bir sürü şey yapabilirsiniz. Şimdi ben daha önce düzenlediğim fotoğrafları göstereyim. Mesela önceki videonun kapak resmini ben bununla düzenlemiştim gördüğünüz gibi. Sonra burada bayağı bir kitap fotoğrafı çekmiştim bayağı alıştırma için. Mesela bakın. Bunun da rengi de ben düzenledim. Normalde bu kadar böyle parlak renkte değildi tabii ki. İşte bunlar düzenlediğim fotoğraflar. Pinokyo resimleri. Onların da renklerin canlılığıyla oynadım. Onları da ayarlamalar, düzeltmeler yaptım. Ondan sonra burada bardak ve not defteri falan. Böyle çalışan böyle hobi amaçlı. Ben bayağı kullandım bu programı. O yüzden de size şimdi nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle bu programı kullanmak için içine fotoğraf aktarmamız gerekiyor. Fotoğraf aktarmak için ise burada sağ altta iki tane buton var. Bir tane kamera butonu, bir tane de resim butonu var. Burada kamera butonuna tıklayıp buradan bakın Lightroom uygulamasına fotoğraf çekme ve video kaydetme izin verilsin mi diyor. Yani burada kendisi fotoğrafı çekip sonra düzenlemeye başlayabilirsiniz. Yani yeni bir fotoğraf çekip fotoğrafı düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ama onun solundaki o resim butonuna tıklayıp zaten telefonunuzda var olan galerideki fotoğrafları seçebilirsiniz. Ben şimdi böyle fotoğraflar ekledim zaten daha önceden. Şimdi bir tane açayım mesela. Düzenlenmemiş bir fotoğrafımı açayım. Mesela bu. Bu kitap fotoğrafı. Çektim ve kesinlikle hiç böyle düzenlemedim. Tamamen ham bir görüntü. Fotoğraf üzerinde oynamaya başlayalım. Şimdi ilk olarak ışık butonuna tıklayalım. Şurada tam ortada şu an görüyorsunuz bir ışık butonu var. Ona tıklayalım. Evet, burada bir sürü seçenekler çıkıyor. Buradan fotoğrafın pozlamasını, kontrastını, açık tonlarını, gölgeleri, beyaz tonlarını ve siyah tonlarını her türlü şeyini ayarlayabiliriz. Şimdi ben size bunları tek tek göstereyim ve fotoğraf üzerinde nasıl etkiler bırakıyor anlayın. Şimdi pozlama. Pozlama böyle aslında fotoğrafa çarpan ışığı yükseltiyor. Yani fotoğrafa daha çok ışık çarpıyormuş gibi gösteriyor. Böyle gördüğünüz gibi yükselttikçe bayağı beyazlaşıyor. Sanki böyle büyük bir ışık ona çarpıyormuş gibi falan. Onu pozlamayı düşürürsek de ekran kararıyor. Mesela bu fotoğrafın pozlamasıyla oynamaya pek gerek yok ama neyse ben şimdi bir fotoğrafçı değilim. Sadece özelliklerini göstereyim. Ama belki şöyle biraz daha pozlamasını yükseltebiliriz. Şimdi kontrast. Kontrastı çoğunuz biliyorsunuz zaten. Kontrastı yükseltirsek fotoğrafın koyuluğu biraz daha artar. Bakın. Mesela kontrastı yükselttim böyle. Kontrast olmadan böyle. Fark anlaşılıyor. Kontrast azaltırsak da böyle beyazımsı soluk bir fotoğraf ortaya çıkıyor. O yüzden kontrast önemli. O yüzden kontrastı da şöyle birazcık yükseltebiliriz. Fotoğraf için. Açık tonlar. Açık tonlar adı üstünde. Açık tonlar üzerinde oynama yapabilirsiniz. Şöyle bakın.
Bu da pozlama gibi ve çok ışık çarpıyormuş gibi etki vermiyor ama açıkta onları yükseltiyor. Adı üstünde. Yine böyle kalitedir. Ben bu fotoğrafta açık tonlar üzerinde oynanması gerektiğini düşünmüyorum. Gölgeler. Anladınız gölgeleri. Zaten dediğim gibi çok basit bir program. Yani fotoğrafçılıktan hiç anlamayan benim gibi insanlar için de tasarlanmış. Gölgeler böyle bakın şöyle attık gölgeleri. Gölgelerle oynayabilirsiniz. Beyaz tonlar. Beyaz tonları da yine beyazlaştırabilirsiniz. Ama bu fotoğrafta çok beyaz ton yok bu kitap fotoğrafında. O yüzden pek oynamaya da gerek yok bunu. Ve siyah tonlar. Buradan da siyah tonları yükseltebilirsiniz. İşte böyle aşağı yukarı oynadım ve böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi ise şöyle bir özellik göstereyim. Şimdi fotoğrafınızı düzenlediniz mesela. 2-3 ayarla oynadınız. Ama ben fotoğrafın önceki halini görmek istiyorsunuz. Yani ben şimdi bu düzenlediğimle fotoğrafın orijinal hali acaba nasıl bir fark var? Bunun için yapmanız gereken çok basit. Fotoğrafın üstüne parmağınızı biraz basılı tutun. Ve önceki halini gösteriyor. İşte görüyorsunuz önceki hali nasıl biraz karanlık, soluk, cansız bir fotoğraf. Ama yeni hali ise biraz daha parlak, daha canlı bir fotoğraf. Ama tabii bu ışıkla oynama yeterli değil. Renk ayarları da var bunun. Şimdi hemen onlara geçelim. Şimdi renk kısmına geldik. Bu renk kısmı çok daha değişik bir şey ve daha çok şeyler yapabilirsiniz burada. Daha özgürsünüz. Şimdi renk. Öncelikle sıcaklıkla başlayalım. Fotoğrafın sıcaklığını artırıyor. Yani fotoğraftaki sıcak renklerle oynayabilirsiniz. Sıcak renkler bildiğiniz gibi kırmızı, sarı. Yani benim bildiğim bunlar yanlış olmasın. Sarı, kırmızı, turuncu gibi renkleri artırıp yükseltebilirsiniz. Zaten sıcaklığı düşürürseniz de soğuk renkler ortaya çıkıyor böyle mavi. Şöyle sen çok az oynatmalıymışız gibi geliyor. Renk tonu. Renklerin tonunu ayarlıyoruz. Sola çekersek yeşilimsi bir hale dönüşüyor. Sağa doğru çekersek morumsu bir şey oluyor. Böyle yani bayağı bir şeyden önce şöyle. Ama renk tonunu ben pek kullanmıyorum fotoğraf düzenlerken. Sonra canlılık. Bu canlılık gerçekten önemli. Yani bu biraz çektiğim kitap fotoğrafı biraz bir doğa fotoğrafı kadar canlı da önemli değil ama aslında bu canlılık çok önemli bir şey. Yani fotoğrafın bir duygu fotoğrafa bir duygu veriyor, bir karakter veriyor. Doygunluk. Doygunluk da aslında çok kullanılmaması gereken bir şey. Çünkü bakın biraz yükselttik mi hemen çok kırmızı renkler ortaya çıkıyor. Yani sıcak renkler. Böyle çünkü bu biraz daha şey sıcaklıktan daha etkili bir şey bu doygunluk. Gerçekten doygunluğun etkisi daha çok diğer araçlara göre etkisi. O yüzden doygunluğu ben bu fotoğraf için kullanmayacağım. Ama siz tabii kullanabilirsiniz diğer fotoğraflar için. Efektler. Efektlere geçelim. Efektlere tıkladım. Burada da doku. Doku ayarlayabiliyoruz. Bunlar çok etkili şeyler değil aslında bu efektler. Yani netlik önemli. Netlik fotoğrafın netliğini arttırıyor yani. Daha keskin gösteriyor fotoğrafı. Aslında keskin değil. Keskinlik başka bir özellik. Onu da göstereceğim. Netlik fotoğrafınızın daha ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Sisi kaldırma. Sisi kaldırırsanız da böyle daha net bir görüntü ortaya çıkıyormuş gibi yapıyor. Vinyet. Vinyeti bak önce KineMaster programı nasıl kullanılır videomda da göstermişim. Arkadaşlar bu vinyet fotoğrafınızın, fotoğraf kalenizin kenarlarına, köşelerine bir sis gibi bir şey, bir karartma oluşturuyor. Fotoğraflarınızın kenarlarına, böyle köşelerine. Şöyle zaten yükseltim anlayacaksınız. Bir karartma böyle. Aslında karartma değil, beyaz. Bir buharımsı falan. Böyle bir şey oluşturuyor. Bu da sanki biraz eski fotoğraf hissi veriyormuş gibi oluyor aynı zamanda. Ama ben bu fotoğraf için çok kullanmayacağım vinyet. Ama doğru kullanıldığında aslında çok iyi oluyor vinyet. Yani işte onu diyeyim. Geçiş yumuşatma. Fotoğrafınız daha yumuşatıyor. Ama biraz kalitesini düşürebilir gibime geliyor. O yüzden ben bunu da tercih etmiyorum pek fazla.
Yuvarlaklık. Al üstüne yuvarlaklık. Tamam, efektleri tanıttım. Şimdi sıra diğer araçlara. Diğer araçları da çok çabuk geçeceğim çünkü o kadar da önemli şeyler değiller aslında. Kırpma. Kırpma. Adı üstüne fotoğrafınızı kırpıyorsunuz. Yani zaten bunu herkesi böyle istediğiniz bir bölümünü kırpabilirsiniz. Şöyle çevirebilirsiniz ya. Yani. Yamultabilirsiniz. Hatta sadece kırpmaya da değil böyle, böyle eğer düz değilse fotoğrafınız böyle evet, oynatabilirsiniz böyle. Çevirebilirsiniz hafif. Ama benim fotoğrafım oldukça düz. O yüzden ben buna ihtiyaç duymuyorum. Tamam diyelim. Sonra profiller. Bu profiller önceden seçilmiş renk filtreleri. Yani önceden seçilmiş dedim. Normal filtre, renk filtreleri. Normal bildiğiniz bir sürü seçenek var. Yani Instagram'da da fotoğraf atarken zaten bir sürü seçenek çıkar işte siyah beyaz, mavimsi, canlı renkler falan. Yani bu hiç şeyle o, az önce gösterdiğim pozlamayla, ışıkla, efektlerle uğraşmak istemeyenler için seçenekler bunlar. Ayrıntı. Ayrıntı. Ha, netleştirme işte burada. Fotoğrafınızı da netleştiriyorsunuz. Parazit azaltma. Videodaki böyle parazitleri, böyle kumlanmaları, karıncalanmaları azaltmanıza sağlıyor. Bence bu da çok yararlı bir araç. Peki, programda göstereceğim şeyler aşağı yukarı bu kadar. Yani bilmeniz gereken bütün araçları gösterdim. Nasıl kullanacaklarını ve fotoğrafı nasıl etkiler bıraktıklarını anlattım. Ve şimdi de fotoğrafı dışa aktaracağız. Sonuçta fotoğrafı paylaşmamız gerekiyor değil mi? Nasıl dışa aktaracağınızı göstereceğim. Şimdi fotoğrafı kaydetmek için bu sağ üstteki 3 nokta butonu değil, onun yanındaki paylaşma butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Buradan aygıta kaydetmemiz gerekiyor. Cihazımıza kaydetmeliyiz fotoğrafı paylaşmak istiyorsak. Ya da direkt paylaşa da tıklayabiliriz ama önce aygıta kaydedelim. Çok basit. Aygıta kaydet diyoruz. Fotoğraf dışa aktarılıyor diyor. Yani nasıl video renderliyorsak, videoları nasıl dışa aktarıyorsak. Ve fotoğraf başarıyla dışa aktarılıyor. Bu sayede galerinizden bu fotoğrafa bakabilirsiniz. Ve bakalım fotoğraf ne kadar değişmiş. Üstün öncesi böyle solgun renkli, karanlık bir fotoğraf. Şimdi ise daha canlı, daha iyi renkler olan bir fotoğraf. Artık ne kadar iyi bilmem siz dersiniz. Ben güzel düzenleyebildim mi? Sonuçta burada amacım yani fotoğraf nasıl doğru şekilde düzenlenir değil. Bu Adobe Lightroom programı nasıl kullanılır ve o programdaki araçlar ne işe yarar, ne işe yaramaz onları göstermekte. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Yine 10 dakikaya sığdırmaya çalıştım ama sanırım 10 dakikayı geçti şu anda. Neyse, ben montajda onu hallederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videoları beklemeyi unutmayın. Zile de basabilirsiniz ve şuradan diğer videolarıma bakabilirsiniz ya da kısa filmlerime bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.